Yunus Emre Belediyesi ile yaşanılan billboard sorunu çözüldü mü? Çözüldüyse nasıl çözüldü? Bakın bir de çözüldü mü merak ediyorlar nasıl çözüldü diye. Yani şimdi tabii Manisa'da polemik konusu olan konular. Ha, pardon, Emre Dağmış efendim. Emre özür dilerim. Evet. Bu işte 5-6 aydır veya bir senedir yaşadığımız bir sıkıntı. Daha doğrusu Temmuz'dan beri sıkıntı. Çünkü bu Manisa billboard ve raketlerin tamamen kullanılması geçen belediye başkanımız Bülent Kar zamanında 5 yıllığına ihalesi yapılmış. Ve bunun süresi bu 2013 yılında bitmişti. 2 yıllık tekrar bir ihaleye çıkıldı. İlgili alan firma 2 yıl daha buralarını işletti. Bunun süresi de 1 Temmuz itibariyle bitti. Sonuç itibariyle bu billboardların, raketlerin tamamı kanunen Büyükşehir Yasası'nı açtığınızda, okuduğunuzda yetki Büyükşehir Belediyesi'ne verilmiş. Hı hı. Yani bütün bu reklam mecraları, raketler, billboardlar Büyükşehir'in görevleri arasında. Hı hı. İlçe belediyelerinin böyle bir görevi yok. Önce bunun bilinmesi lazım. Ancak ilçe belediyeleri biz bu 1 Temmuz'da firmanın yeri bize bırakması gerekirken burada bir polemiğe girildi. O firma gitti, ilçe Yunus Emre dekinleri Yunus Emre Belediyesi'ne teslim ettiğini bir beyan eden bir yazı gönderiyor. Şehzadeler tarafındakini şehzadelere teslim ettiğini beyan eden bir yazı gönderiyor. Biz de bununla ilgili gerekli girişimleri ve mahkeme sürecini valilik nezdinde girişimlerimizi başlattık. Ve bu süreç devam ederken yasa bize verdiğini net bildikleri halde onları kullanmak amacıyla İşte onlar takıyor, biz üstüne takıyoruz. Bizim üstümüze onlar takıyor gibi gibi. Valilik bir karar aldı bundan 15 gün öncesi, 20 gün öncesi veya bir ay oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan bir görüş istedi Yunus Emre Belediyesi. İçişleri Bakanlığı'ndan da işte valilik paylaşım komisyonunun kararına bağlanacak bir yazı gönderildi valiliğe. Hı hı. İçişleri Bakanlığı'ndan. Formüle edildi. Sonuçta valilik yasal kapsamda uzlaşma komisyonu yani dağıtım paylaşım komisyonu valinin büyükşehir olmadan önce malları paylaştırdığı komisyondan bahsediyorum ve yasada şunu diyor 6 ay geçerlidir. 6 aylık süre biz 19. aya girdik. Bu yazının üzerine valilik bu paylaşım komisyonu bir daha topladı 19 ay sonra. Orada dedi ki, işte Nisan ayında Büyükşehir Meclisi'nin almış olduğu cadde paylaşımları, sokak paylaşımlarına göre Yunus Emre'de kalanlar Yunus Emre'ye, Şehzade'de kalanlar Şehzade'ye, Büyükşehir'e kalanlar da Büyükşehir'in ultesindedir diye bir yazı geldi bize. Yani el koydular. Kendi ilçelerindeki sokakları almalarının meclis kararına istinaden İçişleri Bakanlığı'ndan gelen yazıya göre valilik paylaşımı böyle bir karar aldı. Biz de tabii buna hemen gerekli girişimleri tekrar bulunduk. Dedik ki, Haziran ayında Manisa Büyükşehir Belediyesi ihalesi 1 Temmuz'da bitmeden önce buraları yeniden ihalesini yaptı. Encümen kararıyla 3 yıllığına bu bütün Manisa'daki mecralar, Sipil AŞ, %100 Büyükşehir Belediyesi'nin kurmuş olduğu inşaat işleri, hafriyat işleri gibi işleri, reklam mecralarını takip eden şirket Sipil AŞ, Haziran ayında aldı. Evet. Yazıyı gönderdik valiliğe. Dedik ki, yapılan ihale kapsamında bu firmanın mağduriyeti söz konusu. Üçüncü şahıslarla bağlantı sözleşmeleri, anlaşmaları, belediye ödemesi gereken, büyükşehir ödemesi gereken ücreti. Bunlar belirlenmiş. Sonuç itibariyle burada nasıl bir uygulama yapacağımızı valiliğe sorduk. Valilik bize geçen cuma günü yazıyı gönderdi, perşembe günü. Dedi ki, yapılan ihale kapsamında bütün Manisa mecraların tamamı, reklam mecraları Sipil AŞ'ye yapılan ihale kapsamında verilmiştir. Bu vesileyle bunların kullanma hakkı 3 yıllığına Sipil AŞ'dedir. Bu karar netleşti. Evet. Ancak ilave koymuş. Demiş ki Yunus Emre'ye ait olan caddedeki billboard raketlerin kirasını Sipil AŞ Büyükşehir'e yatırıyor. Büyükşehir'de Yunus Emre Belediyesi'ne ödeyecek kiralarını. Şehzade aynı şey için geçerli. Şehzade'deki billboard raketlerin
kiralama bedellerini biz büyükşehir olarak ilçe belediyesine ödeyeceğiz. Öptük, başımıza koyduk. Peki. Yani hayırlı şu olsun. Anda bu süreçten, bugünden, geçen hafta valinin göndermiş olduğu yazıdan sonra artık Manisa'daki bütün reklam, billboardlar, raketler, megalayetlerin tamamı Büyükşehir Belediyesi'nin %100 şirketi Sipil AŞ ne aittir ve 3 yıl geçerlidir. Ancak iki ilçe belediyesine mevcut kiraları ödenecektir.